yıkıyor. Yokluğun yok ediyor. Durmuyor deli yüreğim, durmuyor deli yüreğim. Göklere sığamıyorum. Sessizce durup usulca sokulmak varken tut kendini yüreğim diyorum. Yeryüzü almıyor bedenimi. Göklere sığamıyorum. Sessizce durup usulca sokulmak varken tut kendini yüreğim diyorum. Bu böyle gitmez Ali. Bu böyle gitmez. Kalk. Git. Bir an önce Yusuf'u al getir eve. Kendin için olmasa bile Nazlı için yap bunu. Çayları koydum. Nazlı abla. Hadi. Ali oğlum. Kimsenin boğazından lokma geçmiyor. Git Yusuf'un gönlünü al. Hadi. Usta ben niye onun gönlünü alacakmışım? O gelip bizim gönlümüzü alsın. Kardeşine verdiği acıdan dolayı özür dilesin. Oğlum bırak bu benlik davasını. Benlik davasıyla ne ilgisi var usta? Al gibi var. Sen bu evden çekip gitmek için bahane arıyorsun. Usta. Evet. Bahane. Haklısınız. Tabii ya. Böyle bir durumda bile burada kaldığım halde, bu evi terk etmediğim halde yine de ben bahane arıyorum öyle mi? Çaylar soğuyor. Kimse benim bu evde nasıl durabildiğimi anlıyor mu acaba? Niye buradayım? Bahane arıyordu denmesin diye. Yoksa benim bu durumda bu evde bir saniye bile kalmamam gerek usta. Ama Nazlı istemediği için yapmıyorum bunu. Yine de ben bahane aramış oluyorum. Ne diyeyim? Yüreğin başka şey söylüyor. Gözlerin başka, dilin başka. Ben işe gideceğim. Yusuf abim haber vermeyi unuttu herhalde. Nazlı'yı bu halde mi bırakacaksın? Nazlı'nın yanında kal Gonca. Ama abla ne oluyor? Sana ne diyorum ben? Benim işe gitmem gerek. Gonca! Orada dünya kadar işim birikti. Mecburum. Kusura bakmayın. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Sanki birileri dışarıdan yuvamıza çomak sokuyor Ali.
Biz bu hallere düşecek insanlar mıydık? Gonca, bir dakika. Ne var İsa? Konuşmamız gerek Gonca. Gonca, lütfen biraz konuşalım. Acelem var, sonra. Mutlaka konuşmalıyız. Sana acelem var dedim. Bak Gonca, bana böyle bağırma. Yani konuşmamız gerek. Yeter artık İsa. Konuşacak bir şey yok. Biraz daha üzerime gelirsen Yusuf'a şikayet ederim seni, ona göre. Bak Gonca, Yusuf abiye saygım sonsuz. Ama bazı şeyler önemlidir. Yani benimle böyle konuşma. Çekil önümden. Günaydın usta. Kahvaltılık bir şeyler hazırladık. İstersen buraya getirelim. Tamam, ben oraya giderim. Oo. Abi, eline de her iş yakışıyor. Deveye sormuşlar neden boynun eğri diye. O da demiş kendi işimi kendim görürüm. Usta, Sabri abinin felsefesini biliyorsun. Kadın yüzü görmeyeyim de ne olursa olsun. Korkarım mecbur kalsa dantel bile örmeye başlayacak. Çık 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 çık. Umur nerede? Hakan'ın bilgisayarı çökmüş, onunla uğraşıyor. O işten de mi anlıyor? Anlamadığı bir şey yok ki usta. Hadi buyurun buyurun. Abi ne oldu? Sistemi yeniden yüklemek lazım Okan. Hakan abi, Hakan. Hakan mı? Neyse, evet. Hakan. Abi halledemeyecek mi? Olabilir. Evet. Kimseye görünmeden bana bir şey şarap alman lazım. Tamam mı? Yo abi, bunu isteme benden. Yusuf abi duyarsa çıramı yakar. Oğlum Yusuf bir şey demez, merhametli adamdır. Yılmaz'a bile bir şey demedi. Bir şey şarap diyorum ya, bir şey şarap. Bir şey. Abi ne olur, bunu yapamam lütfen abi. Yapamazsan makinede olmaz, tamam mı? Umur, biraz gelir misin? Merhaba abi, gelirim. Usta, Matari geri dönmüş. Sana gelmeni kim söyledi? Burada işler yarım kalmıştı da... Düşündüm ki... Pardon, bekliyorum. Hem zaten evde de fazla kalmak istemiyorum. İzin ver ne olur. Bir kapağı dişlediysem cahilliğime ver. Hem böyle olacağını bilseydim... Bak kızım. Kendini bize emanet ettin. Senden usanmış değiliz. Yanlış yapın hemen başımızdan def etmek bizim kitabımızda yoktur. Bana yaptığın yanlışı affedebilirim. Hatta görmezlikten bile gelebilirim. Ama kendini başkasının yerine koyup onlara yaptığın yanlışları veya yapacağın yanlışları affedemem. Böyle bir şeye hakkım yok. Beni anlıyor musun? Anlıyorum. Hiç düşünmeden anlıyorum diyorsun. Böyle olunca da insan anlamadığını veya umursamadığını düşünüyor. Söylediğin bir kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor. Hayır abi, anladım demek istediğini. Bir daha yanlış yapmayacağım. Hadi işinin başına. Sağ ol abi, sağ ol. Umur, gel. Benim Umur'la biraz işim var, tamam mı? Tamam usta. Usta, Gonca Hanım tekrar burada çalışmaya mı başlayacak? Şimdi Sabri abi diyecek ki merhametten maraz hasıl olur. Estağfurullah usta. Ya da daha beterini. Yılmaz. Ne var? Hadi al asmalı. Güle güle. Gel Umur. Reis.
Allah'ı var güzel kız. Damarıma basma Yılmaz. Ya tamam, biraz saf maf ama iyi bir kız. Damarıma basma Yılmaz. Ya anlıyorum. Ama dünyadaki her kadın kötü değildir ya. Ulan damarıma basma. Bu dünyada en iyi erkek bile 3 taneden fazla değildir. Heh. Dışarıda ne görüyorsun? Hiç. Nasıl hiç? Şu an mı? Şu an ve genellikle. Ne göreceğim? Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, ağaçlar, kediler, köpekler, enayiler, akıllılar. Ama hepsi bir şeyin ucuna tutulmuş gidiyor. Değil mi? Yani şimdi bu ne demek abi? Kediler, köpekler karınlarını doyurmak için, başlarını okşayacak birini bulmak için, insanlar hayatta kalmak, bir işe yaramanın zevkini duymak için, dahası sevdiklerine yararlı olmak için koşturup duruyorlar. Öyle değil mi? Çok iyimsersin abi. Aralarında hastası, çaresizi, parasızı, çile çekeni yok mu zannediyoruz? Yaşadığı için hala, ölüp gidemediği için kahrolan yok mu? İnsanın belliğinde ölüm isteği barınamaz Umur. Beynin, kalbin, bütün vücudun seni yaşatmaktan yana çalışır. O sözünü ettiğin intihar etme isteği aslında hayatta kalmak için bir başka tür yakarış. Öyle değil mi? Çektiğin vicdan azabı yüzünden alkole teslim olduğunu düşünüyorsun. Acın bu kadar büyükse neden tutup en başında kendini öldürmedin? Neden böyle sürünmeyi seçtin? Çünkü yaşamak istiyorsun. Hayatta kalmak istiyorsun. Bunun için güçlü bir neden arıyorsun. Henüz bunu bulamadığın için ölmek istediğini sanıyorsun. Şimdi her şey daha mı iyi görünüyor? Sen bunu anlamazsın abi. Alkole tutsak olmak ne demek bilemezsin. Onun için bana akıl öğretmeye kalkma. Ben bu halimi çok mu seviyorum sanıyorsun? İnsanların beni nasıl gördüklerinin farkında değil miyim? Ama beni en zayıf noktamdan yakaladın Meret. İstesem de onun elinden kurtaramıyorum kendimi. Sana ahlak dersi vermeye çalışmıyorum. Öyle demek istemedin mi ama? Öncelikle şuna inan. Kurtulmam mümkün. İşin kolay olanı alkolün içinde çürüyüp gitmek. Ona karşı koyamamak. Ben sana zor olanı öneriyorum. Kurtulacağına inanacaksın. Bunun için kendini sonuna kadar zorlayacaksın. İyileşmek için acı çekmeyi, bir bedel ödemeyi öğreneceksin. Yaşamak için güçlü bir sebebe sarılman lazım. Söylemesi ne kadar kolay değil mi ama? Biliyorum zor ama isteyeceksin bunu. Sana destek oluruz. Gerekirse bu işin uzmanlarından yardım isteyeceğiz. Hemen olacak demiyorum ama olacak. Sen içkiyi bırakmaya karar verdiğin an zaten yolun yarısını almış olacaksın. Bunu unutma. Sana söz versem? Hayır, şimdi hemen verme. Veririm demedim ki zaten. Şimdi senden söz istemiyorum. Kolay verilen söz tutulamaz. Zorlanacaksın. Şişeyi bitirdiğin zaman değil, yeni bir şişe için kıvranmaya başladığın zaman söz verebilirsin. Seninle anlaşabilirim.
Bunu yapabilir misin? Bunun için bana söz verebilir misin? Veririm herhalde. Veririm herhalde. Güzel, bugünlük bu kadar yeter. Yürü hadi. Gel kızım, gel. Teşekkür ederim. Sakin ol yavrum. Sakin ol. Bir yere gitmiyorsun Nazlı. Otur kızım. Sen de şöyle otur yavrum. Gel bakalım, gel. Sen kahve yapabiliyorsun değil mi? Ablaya bir kahve. Yok. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir şey içecek durumda değilim. Lütfen. Nazlı. Buraya kendimi affettirmeye gelmedim. Tek istediğim... Yusuf sizi üzecek, size zarar verecek bir şey yapmadı. Yapmazdı biliyorsun. Biliyorsun sen de. Bak. Ben aradan çekiliyorum. Eğer ortada işlenen bir günah varsa... onun bedelini ben öderim. Ama sen abine arkanı dönme olur mu? Nazlı, şunları alır mısın? Naz. Sen ha? Yine buradasın ha? Hangi yüzle? Hangi cesaretle? Ali lütfen. Bir dakika usta. Bu nasıl bir şey ya? Çektirdiğin acıları seyretmeye mi geldin? Biter. Usta bir dakika. Usta burada ne işi var bu kızın? Kim içeri aldı bunu ha kim? Ali. Haddini açma. Usta ne haddi ya? Sen ne diyorsun? Bu kız buraya hangi yüzle gelir ha? Hadi yürü dışarı. Geldiğin yere o namussuz babanın yanına dön. Yürü. Ne yapıyorsun Ali? Ali dur. Yapma. Sakın bir daha karşımıza çıkayım deme. Defol git bu evden. Defol. Özür dilerim. Gerçekten hepinizden çok özür dilerim. Defol. Sen neler diyorsun oğlum?
Sen bunları yapacak adam değildin. Sen sabırlı bir adamdın, ince bir insandın. Usta yeter Allah aşkına. Sen bu kadar korkunç bir yüzsüzlüğe nasıl tahammül ediyorsun ha? Lütfen beni saygısızlığa zorlama usta. Sen neden böyle yapıyorsun biliyor musun? Çünkü Yusuf'u kıskanıyorsun. Onun karşısında ezildiğin için bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Oysa benim sersem oğlum, sen de çok değerlisin. Ne diye böyle başkası olmaya çalışıyorsun diye? Sen ne arıyorsun burada Zeynep Hanım? Yaptıkların yetmedi mi? Eğer şu kadarcık gururun varsa bir daha buralara uğrama. Yoksa karşında beni bulursun. Beyefendi, her şey çırılçıplak ortada. Tek adres ağabey. Bak hala serbestçe dolaşıyor. Bir ifadesi bile alınmıyor. Burası neresi? Burası Patagonya mı? Doğru dürüst bir hukuk devletinde yaşamadığımızı biliyorum ama bu kadar da olmaz ki. Resmen orman düzeni bu. Bakın medya daha ne yapsın? Mahkeme mi kuracağız? Her şeyi belgeledik. Nasıl yetmez beyefendi? Bırakın Allah aşkına. Herkes ağabeyin neler yaptığını zaten biliyor. Ama biz ortaya belge koyduk. Belge! Hayır. En çok kanıma dokunan ne biliyor musunuz? Gazetelerde ve televizyonlarda en küçük bir yankı bile yok. Herkes tırsıyor adamdan beyefendi. Elbette devam edeceğim. Evet. Bıkmadan usanmadan bu dosyayı yayınlayacağım. Sağır Sultan duyana kadar. Hiç kimseden korkum yok. Göreceksiniz. Hiç kuşkunuz olmasın. Hı-hı. Anlıyorum. Anlıyorum. Bakalım. Peki. Sağ olun. Size de. Şerefsiz herif. Küfür de var ha. Dörtte biri küfür. Telefonlar nasıl? Hala tek tük tehdit telefonları geliyor. Nasıl hissediyorsun kendini? Korktuğumu soruyorsanız, evet. Sanırım siz de biraz korkuyorsunuz. Belki. Ama öfkem korkumu bastırıyor. Benim öfkem yok. Çünkü sürpriz değil. Kanıksadım artık. Belki üzüldüğümü bile söylemem yanlış olur. Yo, bu kötü. Bu korkudan da beter. Olabilir. Ama bu yaptığım işi elimden geldiğince iyi yapmama engel değil. Bunu biliyorum işteyse. Şimdilik senin adına bu kadarı da bana kâfi. Maaşımı aldığım sürece benim için de kâfi. Ne yapıyoruz? Bu hafta özet olarak girecek miyiz aynı dosyayı? Sadece özet olarak girmemiz yetmez. İlginç bir konu bulup dosyayı tartışmamız gerek. Kimsenin bu dosyayı tartışmaya geleceğini sanmam. Öyle mi diyorsun? Birini mi buldunuz yoksa? Hiç belli olmaz. Bakarsın ağabey katılır yayınımıza. Yok. Hiç belli olmaz. Eğer bunu başarabilirsek... Yok. Bu deprem olur. Orasından pek emin değilim. Ağabey sütten çıkmış ak kaşık gibi görünebilir. Onun yargısız infazlarla ilgili müthiş bir doktrini var. Eğer ekranda bunları döktürmesini engelleyemezsek kamuoyu onu aklar. Senin benim gibi birkaç aydın hariç herkes ağabeye hak verir. İyi de o zaman niye yapıyoruz bunu? Kabul ederse yine de epey bir şey olur. Tabii benim dersime çok iyi çalışmam şartıyla. İyi. Ben montaja gidiyorum. İş başına. Doktorların bana umut vermek için söylediği sözler bile yüreğimde yankı bulmuyor. Dosyaları hallettin mi? Avutulduğumu hissediyorum. Daha kötü oluyorum. Bu kadar ben karamsar olma. Ama öyle Gökçe. Evet, abi, ben ne yapayım? Peki, oldu. Böyle giderse kızımı kaybedeceğim. Emel yeter. Tamam, ve Savaş hala kılını kıpırdatmıyor. Işte. Kızının durumuyla hiç ilgilenmiyor. Yapma Emel. Sen böyle konuştukça bir tek şey oluyor. Savaş Doğan'la duyduğum nefret büyüyor o kadar. Bu da işime gelmiyor.
Çünkü nefretin büyüdükçe o alçak adamın içindeki gizli insaf damarını bulma şansım azalıyor. Anlıyor musun? Bu adam, bu gaddar yaratık aslında annesiz babasız büyümenin ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Çünkü annesi onu doğurduğunda bir yetiştirme yurduna bırakmış. Savaş orada büyümüş. Ne? Bir dakika. Şimdi kendi kızını nasıl sahipsiz bırakır? Nasıl bu kadar duygusuz olabilir? Her şeye rağmen bunu aklım almıyor. Bir dakika Emel. Sen bunları niye daha önce söylemedin bana? Ne olacaktı ki? Ne olacaktı da laf mı? Bir daha anlat şimdi. Öyle işte. Babasının kim olduğunu bile bilmiyor. Bu yüzden annesini hiç affetmedi. Ha. Affedersiniz efendim, bir şey daha var. Savaş Bey'e herhangi bir yaptırım uygulanmayacak mı? Ya şarapçı? Biraz bekleyin. Efendim, dışarıda sizi bekleyen biri var. Bir genç. Zeynep Hanım'ın arkadaşıymış. Kimmiş? Adı Oktay. Oktay. Hı hı. Gelsin bakalım. Peki. Oktay. Buyurun Oktay Bey. Teşekkürler. Rica ederim. İyi günler efendim. Oo, sen miydin Oktay? Yurt dışında olduğunu sanıyordum. Tatile gelmiştim efendim. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Zeynep'le görüştün mü? Maalesef efendim. Bana yalnızca buranın adresini vermişti. Henüz ulaşabilmiş değilim. Sanırım evde. Aa, öyle mi? İstersen seni götüreyim. Zeynep seni gördüğüne çok sevinecekti. Aa, teşekkür ederim. Yalnız benim bir saatliğine çıkmam gerekiyor. Aa, özür dilerim. Sizi meşgul etmeyeyim. Uygun bir zamanda belki. Yok yok, sen burada otur. Söyleyeyim de çocuklar onu evden alsınlar. Belki birlikte yemeğe çıkarız. Çok memnun olurum efendim. Hadi sen rahatına bak. Çok mersi efendim. Oo, hadi aç mergelleri biraz. Mağazalar kapanacak. Ne mağazası abi? Paşanı düzelteceğiz. Yok abicim, daha gerek yok şimdilik ya. Hadi. Abi dur bakalım ya, belki beceremeyeceğim. Nereden biliyorsun? Niye ya? Zaten Meret... Karnıma batmaya başladı gene abi. Yapamayacağım abi. Sonra yaparız he. Bal gibi becereceksin. Gel lan buraya. Gel lan. Vurun lan şunu. Vurun, öldürün. Vurun. Yeter be, vurun be. Kes beni de. Vur, vur. Vurun beni be, yeter be. Gitti mi lan? Yeter dedim be! Vurun! Ya arkadaşlar! Yetmedin bu kadar kişi bir adamı dövüyorsunuz, ayıp değil mi ya? Yürü git işine lan, sana ne? Yazık günah, adamı öldüreceksiniz be! Sen karışma demedin mi? Vedat babaya boş takmak neymiş, anladın mı? Yeter! Kimsin lan sen ha? Vurun şunu! Hadi! Akşam akşam belanı mı arıyorsun lan? He? Kim oluyorsun lan? Sen kim oluyorsun da birbirimizden adam almaya kalkıyorsun ha? Vurun lan şuna! Umur bırak onu. Umur çıkar oradan. Kendinizi kabadayı mı sanıyorsunuz lan ha? Çakalın çakal olmayı mı harfe sanıyorsun? İte itlik yapmakla biliyorsun ha? İt herif. Yıkıl git karşımdan. Hadi oğlum, mağazalar kapanacak. Daha alışveriş yapacağız. Orada bir peçete var, versene.
Niye bakıyorsun? Hiç. Hiç. Dilin altında bir şey var senin. Abi ne yaptın? Ne yapmışım ki? Abi elinde silah varken bir araba sopaydın. Ne yapacaktım ki? Silah çekseydin. Hiç. Çekip onları vursaydım hoşuna mı giderdi? Yok yok, onu demiyorum. Ne bileyim ben, silahı çek, adamlara göster, adamlar kaçsınlar, sen de dayak yeme. Bana namlu doğrulmadıkça ben kimsenin namlu doğrultmam Umur. Sence bu şarapçı hala tehlikeli mi? Efendim, yoksa sizce değil mi artık? Sen cevap ver. Çok korktuğu kesin ama yine de sakıncalı sayılmaz mı? Yusuf'un yanında ne yapıyor? Bir oğlu onu alkolden kurtarmaya çalışıyormuş. Alkolden kurtulursa daha tehlikeli olmaz mı? Sence Yusuf bu çocuğun bize karşı kullanılmasına göz yumar mı? Yusuf'un böyle şeylere izin vereceğini sanmıyorum efendim. Öyleyse? Arif Şahin'i arayıp ona dokunmamasını söyleyeyim. Söyle. Anladım. Savaş Doğan'ı mı merak ediyorsun? Evet, yaptığı yanında kar kaldı. Ne elde etti ki? Aslında şimdi hiçbir şey elde etmiş değil ama yine de rahat duracağını sanmıyorum. Duracak. Savaş Doğan'ın bir piç olduğunu biliyor muydun? Piç mi? Annesinin bir genel evde çalıştığını, sonra bir adama yamanarak oradan çıktığını, Savaş Doğan'ı da yetimler yurduna bıraktığını. Bu bilgiler onu bitirir. En azından habercilik yapacak yüzü kalmaz. Ama bir şartla. Bu bilgilerin belgelenmesi halinde ancak o zaman Savaş Doğan çarmıha gerilmiş Anlıyorum olur. Efendim. Hemen bu belgeleri oluşturmaya bakalım. Peki efendim. İnsan bu kadar da bekletilmez ki be kardeşim. Şunu bir arayayım bakalım. Haklısın. Afiyet olsun. Sağ ol. Söylesene Umur. O tatsız olay olmasaydı bugün nerede, nasıl biri olurdu? Ne bileyim. Üniversitede kalırdım herhalde. Doçent falan olurdum. Ya da profesör. Bu yaşta. Tenime sayıp bana daha iyi falan diyorlardı. Neyse, boş ver bunları ya. Ve sen bu beyni çürütmek için elinden geleni yapıyorsun, öyle mi? Aferin sana. Mesele o değil abi. Usta, evlenmiyorduk. Neyse, direniyoruz işte, daha ne yapalım? Sabahtan beri boğazımdan bir damla zıkkım geçmedi. Damarlarımda hava boşluğu var. İçimden rüzgar sesi geliyor. İnşallah bu rüzgar sel getirmez. Ne yani, kovayla mı içeceksin? Uzun süre içmezsem öyle oluyor. Ulan uzun süre diyorsun, topu topu 5 saat oldu be. O kadar bile değil. İşte onun için azar azar azaltmalıyım. Birden kesemem. Ama kurtulmaya kararlısın. Elimden geleni yapıyorum usta. Daha ne yapayım? Güzel. Ne bu? Temizlik. Hadi bakayım, hadi. Senin en güzel yerin, güzel yerin. Abi çaylar. Sen niye getiriyorsun çayları? Abi ne fark eder? Ne fark ederi yok. Ne söyledim ben sana? Gonca getirecek çayları demedim mi? Peki Gonca Hanım işim var dedi. Gonca getirecek çayları. Peki abi. Yav reis, sen de taktın mı Gonca'ya? Niye illaki çayları o getirecekmiş? Ne olur getirse, yaldızları mı dökülür? Ya hayır, o değil de yani usta onu sekreter olarak işe aldığını söyledi ya. Oğlum, bu sürtüğe asılmayı mı düşünüyorsun? Yoksa aşık mı oluyorsun? Ya... Ne alakası var, ne ilgisi var reis? Hem öyle kelimeler söyleme. Anlaşıldı. Sana bir şeyler oluyor. Ya saçmalama reis, ustanın evinde kalan bir insan için öyle şeyler söyleme. Dur, ben sana daha ağır bir küfür söyleyeyim. Yuh be reis. Sen de böyle söver miydin ya?
Sövmesem ne olacak? O sürtüğe aşık olacaksın ya değil mi? Ya reis ne alakası var? Bu ne ya? Abi gülmeyin ya. Usta beni palyaço gibi giydirdi ya. Silah zoruyla. Yo. Nasıl? Şahane olmuşsun. Bırak abi ya. Rezil oldum. Yılmaz. Buyur usta. Umur'a şey al. Ney? Zıkkım zıkkım. Yalnız bir çay bardağı ver. Tamam usta. Bakalım bir bardak yakıtla ne kadar gidebiliyor? Bir çay bardağı yakıtla nereye gideceğim usta? İyi ya, gitmemen lazım işte. Bir bardak. Tamam usta, sen merak etme. Şöyle dik usta, dur. Usta, Gökçe Hanım sizi bekliyor. Ha peki. Gel bakayım. Abi halime bak. Neredesin be esası olan? Bize de mi protokol uyguluyorsun? Hoş geldin. Pek hoş gelmiş sayılmam. Otur. Bırak şimdi oturmayı. Dinle beni. Bu savaş doğan mikrobuyla başım dertte. Alçağın gayrimeşru bir çocuğu var biliyorsun. Ha sen haber yapmıştın. Evet ama bize çocuk hasta. Çay. Bu herifin vicdanında henüz toplu iğnenin ucu kadar bir gedik bulamadık. Çocuk 5 yaşında. Daha bir kere olsun baba diyemedi. Ve belki de diyemeden ölecek. Annesi perişan, çaresiz, yıkık, mahvolmuş durumda. Bir şey söyle Yusuf. Ne söyleyeyim anlamadım. Bana bir akıl ver, yardım et. Çocuğa da annesine de dayanamıyorum. İçim parçalanıyor. Çalışamaz oldum ya. Kız kardeşim gibi oldu. Kimsesi yok zaten. Belki o haberi yapmasaydık bu iş böyle olmazdı. Onun için kendimi suçlu hissediyorum. İlgisi yok ama öyle hissediyorum. İyi de ben ne yapabilirim? Ne bileyim ben. Bir şey yap işte. Bu adam çocuğuna hiç değilse bir babası olduğunu hissettirsin. Tedavisi için dünyanın parası lazım. Savaşın parasından geçtik. Bari çocuğun bir kimliği olsun. Bu kadarını yapsın hiç değilse. Alçak herif. Kimden intikam alıyor anlayamadım. Piç olmanın öcünü kendi çocuğundan alıyor sanki. Piç mi? Evet. Annesi fahişeymiş. Bunu doğurup bir yetiştirme yurduna bırakmış. Teşekkürler. Yusuf. Üstüme vazife değil ama bu kız sana fena kesik. Gerçekten üstüne vazife değil Gökçe. Tamam be. Anladık. Sana kesik olmayan yok ki. Ben de kesileceğim ama vakit bulamıyorum. Savaş Doğan'ın büyüdüğü yetiştirme yurdunu biliyor muyuz? Niye sordun? Biliyor musun? Evet öğrendim. Aklından ne geçiyor? Ne düşünüyorsun Yusuf? Aklın başka yerde mi yoksa? Bak Metin, ağabeyle yüz yüze görüşmek istiyorum. Yaylım ateşe çıkmayı kabul edecektir. Bu onun için mükemmel bir fırsat olur. Bok herif. Oo, Yusuf Bey, hoş geldiniz. Hayırdır? Gidiyoruz. Nereye? Çıkıp biraz dolaşacağız, nereye diye sorma. Ama niçin, ben kötü bir şey yapmadım ki? Korkma öyle, hadi gel benimle. Gel. Çocukları hemen toparlayayım, hediyeleri kendiniz verin. Yok hayır, merasime gerek yok. Sonra siz dağıtırsınız. Zaten çok fazla bir şey yok ortada. Yok, çaylarımızı içelim, birlikte dağıtırız. Yahya Bey, size bahsettiğim Emel Hanım. Ya, öyle mi? Geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Savaş Doğan ilginç bir çocuktu. Suç işlemeye meyilliydi. Doğrusunu isterseniz bana anlattığınız hikaye hiç de öyle sürpriz olmadı.
Al bakalım, bu da senin. Al bakalım. Gel bakalım. Sen de al bakalım. Çok güzel. Al canım. Bileğimi kullan. Hadi. Hadi. Al bakalım. Hadi bakalım, koş. Buyurun, odama çıkalım. Buyurun. Buyurun, geçin. Niye getirdin beni buraya? Amacın ne? Geçmişinle yüzleşmek için. Ne demek oluyor bütün bunlar? Böyle saçmalıklarla kaybedecek vaktim yok benim. Şş, gel buraya Savaş Doğan. Savaş, yavrum. Beni tanımadın mı? Yusuf, lütfen bu duygu tacirlerinin oyununa gelme. Duygu taciri ha? Duygu taciri. Yahya Bey, görüyorsunuz değil mi? Savaş'ım, lütfen sakin ol. Otur yavrum. Geçmiş günlerin hatırı için lütfen. Oturalım Savaş. Burada kimse senin kötülüğünü istemiyor. Yusuf, lütfen sen bu oyuna katılma. Lütfen önle bu oyunu. Bu oyun değil Savaş Doğan. Kes sesini Gökçe. Bağırıp durma. Bak Savaş Doğan. Amacımız seni küçük düşürmek değil. Belki de sana sempati duyacağız bugün. Bana acımanızı istemiyorum. Acımak yanlış kelime Savaş Doğan. Seni anlamak istiyoruz. Belki bir gün dost oluruz, kim bilir. Bana bunu yapmayın. Sadece talihsiz bir yavru için burada bu arkadaşlar. Geçmişi hatırlarsın. Beni anneme götür diye bana çok yalvarırdın. Oysa ben içim kanı ağlıya ağlıya hep reddederdim seni. Sonra kendin araştırdın, kurcaladın. Hayır, yeter. Yeter, duymak istemiyorum. Kapatın bu konuyu. Benden ne istiyorsanız yapacağım, tamam. O kıza... Kızıma sahip çıkacağım. Savaş Doğan. Bundan sonra sana sadece saygı duymak istiyorum. Sadece saygı. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sen pek iyi görünmüyorsun Zeynep, neyin var? İki dakikada bir kahkaha atmadan nasıl durabiliyorsun? Hasta mısın yoksa? Biraz. Ha, yapma, neyin var? Bana bir şey söylemedin Zeynep. Yoksa önemli bir şey mi var Zeynep? Yok, önemli değil. Benim de biraz soğuk algınlığı var da. Beyninde mi? Evet, bazı soğuk fikirler edindim. Ne demek bu Zeynep? Yine bir oyun oynuyorsun ama bu sefer fazla ciddi görünüyorsun. Tipik şakalarına benzemiyor. Yok, gerçekten. Bazı soğuk fikirler edindim. Ülke sevgisiyle ilgili. Ha. Yoksa Türkiye'ye döndüğüne pişman mısın? Çocuklar, ben geç kaldım. Hemen toparlamam gerekiyor. Siz keyfinize bakın. Hı hı. Başka kimse yok. Çok iyi biliyorum, beni duyuyorsun. Beni anlıyorsun. Biliyorum ki yüreğimi okuyorsun. Biliyorum. Benim Yusuf'u sevmem seni incitmiyor. Biliyorum. Yusuf'un beni sevmesi de seni incitmiyor. Biliyorum. Çünkü sen bir annesin. Ne olur bana yardım et. Nazlı'nın, Ali'nin, Osman Usta'nın, Ayşe'nin beni suçlaması son bulsun artık. Ne olur bir şeyler yap.
kadınların rüyalarına gir anneciğim. Rüyalarında gönlümü anlat onlara. Ne olur anlat beni onlara. Anneciğim, sen yaparsın. Konuşursun onlarla. Beni yalnız bırakma anneciğim. Allah'ım. Allah'ım bir mucize olsun artık. Yalvarırım bir mucize. Allah'ım lütfen. Affedersiniz. İşe dalmışım. Ne güzel. Güzel ama işkolik olmanı istemem. Üretkenliğinize hayranım. Ama her şey iş değildir. Kendinize de zaman ayırmalısınız. Sağ olun efendim. Oo güzelim. Şu resmiyeti bırak artık rica ederim. Yani bizim ilişkimiz alışılmış işveren personel ilişkisi değil. Biz iş arkadaşıyız. Teşekkür ederim ama ben bunu yapamam. Haddimi bilmeye çalışıyorum. Yo, bu olmadı. Burası devlet dairesi değil. Burası uygar bir iş yeri. Burada önce dostluk vardır. Beni de bir patron olarak görme. Siz biz yok artık. Teşekkür ederim ama müsaade edin. Alışkanlığımı değiştirmem mümkün değil. Aa, saçmalama Gülçin. Biz arkadaşız. Lütfen beyefendi. Ne oluyor güzelim? Lütfen Necmi Bey. Aa, yetti artık be. Ne bu ya? Bu iyi kız ayakları ne böyle? İkimiz de ne istediğimizi çok iyi biliyoruz. Bana naz yapma. Durun, ne yapıyorsunuz? Naz yapma canım. Necmi Bey lütfen çekil. Bırak bu ayakları. Necmi Bey lütfen, Necmi Bey. Lanet şey. Kendin ne sanıyorsun sen? Ayaklarıma kapanacaksın. Ayaklarıma. Sen misin kızım? Nerelerdesin? Nasılsın? Şey Osman amca, diyecektim ki... Anlamadım. Kulağım iyi duymuyor biliyorsun. Nazlı evde mi diyecektim? Evde kızım, evde. Ama durumu iyi değil. Kimselerle konuşmuyor. Neden? Ne oldu? Senin haberin yok mu? Yusuf'la araları açık. Oğlan eve hiç gelmiyor. Zeynep Hanım'la birlikte olmasını hazmedemiyor çocuklar. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Dikilip durmasana, gir içerine. Nazlı seni görünce belki biraz toparlanır. Hadi kızım, yürüme, gir içeri. Şey Osman amca, belki daha sonra uğrarım. Daha sonra. Allah Allah, Allah Allah. Herkese bir hal oldu. Bana gelen mektup falan var mı? Yok. Arayıp soranlarla ilgili bir not? Ayşe'ye bir sorarım. Abi. Abi. Tekrar tekrar özür dilerim. Ben aslında kimsenin kötülüğünü istemem. Hiç kimsenin. Nazlı abla benim öz ablam gibi. Onu çok seviyorum. Bana yaptığınız iyilikleri ölene kadar unutmayacağım. Bunları size ödeyeceğim. Dünden beri sana ulaşmaya çalışıyorum. İyi misin? Hı hı. Merhaba. Merhaba. Biraz dışarı çıkalım mı? Tamam. Şıllık.
Bunu niye yanına aldın? Bana kötü bir şey söylersen intihar etmek için. Gerçekten niye aldın? Niye alayım Zeynep? Gonca ile sinir harbi yaparken elimde kalmış. Herhalde yani. Başka neden olabilir ki? Burası değil mi? Evet. Ama geri dönelim. Size daha uygun. Şimdi kampanya... Oo, ne haber İsa? Sağ ol abi. Kampanya uygularız. Umarım evet. Evet. Tamam, içki içilir de. Gonca. Bu kadar da çok içilmez. Burada ne arıyorsun İsa? Kravatı oğlum. Benden niye kaçıyorsun Gonca? Halime baksana. Uyku uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. Ne olur beni dinle sen yani. Sana aşık olmak da suç mu işledim? Burası benim iş yerim İsa. Buraya gelmeyecektin. Gelmek zorundaydım. Konuşmak zorundayız lütfen. Burası görüşüp konuşma yeri değil. Niye laf anlamıyorsun? Burası benim iş yerim. Bunları düşünecek halim yok benim. Benim de senin saçmalıklarını dinleyecek halim yok. Eğer bana saygın yoksa Yusuf abine olan saygından çekil şimdi. Hemen. Yeter be. Herkesin dilinde Yusuf. Allah bulalım. Sevdiğimiz kızı onun korkusundan yaklaşamayacak mıyız be? Ulan İsa. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bırak. Bırak gitsin. Bacaksa bak ya. Bu kızda bir numara var ama neyse. Çıkar kokusu yakında. Ya reis, her kadın hain değildir. Taktın şu kıza sen de. Allah Allah ya. Geleceğini biliyordum. Çünkü sana benden daha yakın kimse yok. Üstelik sen de beni istiyorsun. Ben kolay kolay yanılmam. Ama sonuçta sen kazançlı çıkacaksın. Beni tanımakla kötü talihinin değiştiğini göreceksin. Bu senin son alışın olacak. Önünde bembeyaz bir sayfa açılıyor. İstersen şöhrete ve paraya giden yolu bir uçan halı gibi önüne sererim. Zirveye yürürsün. Yeter ki sen iste. İmkansızı zorlamayalım artık Yusuf.
senin hayatından çekiliyor. Ama merak etme. Beni geri getirmen için yeni bir şımarıklık yapmayacağım. Seni sevmekten değil, seninle olmaktan vazgeçtim Yusuf. Ha ha ha!